Merhabalar herkese. Bugün sizlere 1865 yılında oynanmış Johannes Zukertort Adolf Andersen oyununu göstermek istiyorum. Bakalım bu oyunda neler olmuş. E4, E5, at F3, at C6 ve fil B5'in ardından İspanyol açılışına girilmiş. At GE7, Kozyo savunması olarak geçiyormuş. Çok sık rastlanan, çok sık tercih edilen bir hamle değil ama oynanan bir hamle. C3, D6 ve D4 beyazlar merkez hakimiyetine yönelik hamlelerine devam ediyor. Siyahlar da aletlerini hızlı bir şekilde gelişip açılıştan çıkmaya çalışacak. Fil D7, Rok ve at G6 E5 piyonu desteklemek hem de siyah fili E7'den gelişmek için. At G5. Bu hamle tabii ki bilgisayarın önerdiği bir hamle değil. Biraz şüpheli bir hamle ama Adolf Andersen'in burada yaptığı H6 hamlesi Zukertort'un feda yapmasını adeta kaşıyor diyebilirim ve at çarpı f7 hamlesi geliyor. Burada biraz beyazın düşüncesini anlatmak lazım çünkü insan atını öyle boşu boşuna vermez. Beyaz karelerin yani şah çarpı f7'den sonra bakacak olursak şuradaki beyaz karelerin zayıf olduğunu görebiliyoruz. Beyazlar da bunu düşünerek at çarpı f7'yi yani hiç düşünmeden diyeceğim ama maç hakkında bir bilgim yok nasıl oynandığı hakkında. Hiç düşünmeden almıştır diye düşünüyorum. Şah çarpı F7'nin hemen ardından fil C4 gelmiş. Şah E7, vezir H5 ve vezir E8. Tabii ki burada şah çarpı F7 alırken siyahlar nasıl bir defans yapabileceğini düşünüp öyle almıştır. Oyunculardan da bahsedecek olursam zaten Andersen'in hem Evergreen oyunu hem ölümsüz oyununu bilenler vardır aranızda. Yani çok kuvvetli bir oyuncu o zamanlar için. Zukertort da ilk resmi dünya şampiyonluğu maçını Steinitz'le oynamış ve kaybetmiş isim. Fil C4 zaten Andersen bunu görmüştür ve şah E7 burada bilgisayarın sevmediği ve biraz eğreti duran, garip duran hamle. Çünkü şah E8 gayet mantıklı duruyordu. Daha sonra vezir F6 ile atı tutabiliyorduk. O varyantı videonun son tarafında, videonun sonuna doğru göstermek istiyorum. Şah E7, vezir H5, at isteniyor ve vezir E8 de tutuluyor. İşte şimdi burada maçın bittiği yer burası aslında. Ve Andersen çok ileriyi hesaplayarak belki de çok basit bir şey göremiyor. Satranç sorusu çözmek isteyen arkadaşlar için iki hamle de matı var beyazların. Burada videoyu durdurabilirsiniz. Ben de evet. Vezir G5 şah. H çarpı G5 ve fil G5 ile çift filin inanılmaz işbirliğiyle beyazlar 12 hamlede Andersen gibi güçlü bir oyuncuyu mat etmiş. Burada aslında şunu söylemek istiyorum. Neden burada şah E8 değil de yani şah E8 vezir H5 vezir F6 oynamamış Andersen diye düşündüm. Çünkü Andersen'in bunu görmemiş olma ihtimali yok. O yüzden şah E7 oynamıştır diye düşünüyorum. Yani iki hamlede matı neden görmedi? Şöyle açıklayabilirim böyle kuvvetli bir oyuncu. Vezir F6'dan sonra F4 gibi bir hamle var burada. Ve F4'e E çarpı F4 zaten kale çarpı F4'te alınıyor ve beyazlar için kolay bir kazanç oluyor. Bilgisayarın önerdiği E çarpı D4 hamlesine de direkt F5 ile kazandığı aleti oyun başında aldığı aleti geri vermiş oluyor siyahlar ve oyun onlar için siyah için çok çok geriye gidiyor. Bu yüzden siyahlar bence bu varyantı görüp bu varyantı istemeyip şah E7 kaçtı. Vezir H5 ile de vezir H5'i de vezir E8 ile savunurum dedi. Fakat maalesef iki hamlede matı görememiş Adolf Andersen. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi ve eleştirilerinizi yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.